Merhabalar sevgili arkadaşlar. 15 Mayıs 2024 Çarşamba gününün enerjisinden bahsedeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, sabah yine erken saatlerde enerjik olacağız, yine dinç olacağız, cesur olacağız, hırslı olacağız. En basiti, hırslı enerjilerle devam ediyoruz. Aynı zamanda yine sağlamlık, kalıcılık, maddi manevi konularda daha böyle inatçı davranabiliriz. Dediğim dedik enerjilerde olacağız. Baskın olmaya çalışacağız yine. Özellikle de finansal konularla alakalı para kazanımı ile ilgili daha hırslı olacağımız saatler diyebiliriz. Ve aynı zamanda biraz böyle yine sabah saatlerinde sağlıkla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Biraz daha kendimizi iyi hissedeceğimiz, huzurlu hissedeceğimiz, gerek psikolojik gerek manevi olarak kendimizi rahatlatacağımız bazı hem ibadet olur ya da ruhsal böyle gelişim açısından yaptığımız işte olumlamalar olur, ama bir şekilde burada şifayla ilgili kendimizi iyi hissedeceğimiz, iyi hissetmeye çalışacağımız aktivitelerde bulunabiliriz diyorum kısaca. Ve aynı zamanda yine sabah saatlerinde sevgili arkadaşlar ani böyle fevri hareketler söz konusu olabilir, ani çıkışlar söz konusu olabilir. Beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz aynı zamanda. Ve sevgili arkadaşlar, planlar değişebilir. Birden farklı bir karar alabilirsiniz. Birden ya da siz bir haber duyabilirsiniz. Yaptığınız organizasyonlar değişebilir, planlar değişebilir. Ve ani bu beklenmedik hareketle ilerlemek zorunda kalabilirsiniz gün geneli içinde. Ama sabah ilerleyen saatlerde yine dediğim gibi farklı bir fikir aklınıza gelebilir ya da bir başkasının çevrenizdeki işte müdür olur, patron olur, aile büyüğü olur. Böyle kişilerin aklına gelen, birdenbire aklına gelen ve birden fikir değiştirmeleri, sizin de onlara ayak uydurmak zorunda kalmanız biraz sizi zorlayabilir. Bu tarz etkiler söz konusu olma ihtimali var. Ve öğle saatlerinde de yine otorite figürleri, güçlü kişiler, lider kişilerle aranızda böyle ego savaşları olabilir. Aranızda gerginlik olabilir sevgili arkadaşlar. Bu tarz sıkıntılar, bu tarz birbirinize negatif enerjiler verme gibi durum söz konusu olabilir diyorum. Yani önemli böyle işleriniz var ise, devlet dairelerinde bir işiniz var ise, ne bileyim işte müdürle, patronla, önemli kişilerle görüşecekseniz bu saatleri kullanmamanızı tavsiye ederim. Çok böyle yani uygun olmayabilir sizin açınızdan. Aynı zamanda yine bir sunum yapacaksanız, ya bir işi tanıtacaksanız, kendinizle alakalı bir şeyi paylaşacaksanız, yine aynı keza bu saatler biraz riskli saatler. Çok böyle beklentiniz gibi olmayabilir, yanlış anlaşılabilir. Bu tarz etkiler var diyebiliriz. Ve akşam saatlerinde de sevgili arkadaşlar, biraz böyle her şeyin abartıldığı, her şeyin yaptığımız her şeyin büyümesi, abartılması, konunun farklı bir yere gitmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bir iş yapıyorsunuzdur, bir işi bitirmeye çalışıyorsunuzdur ve o iş bitmek bilmez. İş altından iş çıkar ve siz o işi bir türlü bitiremeyebilirsiniz. Ya da ortada bir laf vardır, bir kelime vardır ya da bir söz vardır. Bu söz dönüp dolaşıp farklı bir boyuta gelebilir ve olaylar büyüyebilir. Siz birine bir şey söylersiniz, o gider başka birine bir şey söyler, olaylar yine büyüyebilir. Aşırı para harcayabilirsiniz. Gereksiz müsrif harcamalar yapabilirsiniz. Bu tarz etkiler söz konusu. Bir yola gidecekseniz yine yolda, yolla alakalı, trafikle alakalı sorunlar çıkabilir. Belki gidemeyebilirsiniz. Ya da yurt dışı bağlantılı konularınız var ise, yine bu konularla ilgili zıtlaşmalar ya da sorun çıkması, bir türlü uzlaşılmaması, yani işinizin rast gitmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Yine akşam saatleri için.
Bugün aynı zamanda akşam saat 8'de Merkür Boğa burcuna geçecek. Merkür Boğa burcuna geçmesi artık bizim Koç burcundaydı. Merkür biraz böyle fevri konuştuk, kavga eder gibi konuştuk, sinirli konuştuk, aceleci karar verdik. Aklımıza geleni de hem söyledik hem yapmaya çalıştık. Bu tarz etkiler söz konusuydu. Şimdi Boğa burcuna geçmesiyle daha böyle mantıklı düşüneceğiz. Daha yavaş ilerleyeceğiz. Daha verdiğimiz kararların sağlamlığı ve güvenilirliği ile ilgili kararlar verip ondan sonra harekete ve ondan sonra karar almaya, ondan sonra eylem yapmaya, bir yere bir imza atacaksak bir kontrat gibi, anlaşma gibi, sözleşme gibi durumlarımız var ise burayı tekrar böyle üstünden geçmek, sağlamlaştırmak gibi enerjilerin söz konusu olması mümkün. Biraz daha parayla ilgili, maddi konularla ilgili, aynı zamanda yine yani endüstri konularla alakalı, toprakla ilgili, mal mülk konularıyla ilgili daha fazla iletişim içinde olabileceğimiz, kafamız, zihnimiz daha fazla bu yönlere çalışacak. Yatırım konusu, para konusu, maddiyat konusu, sevgili arkadaşlar, ticaret konusu, ekonomi konusu, bazılarımız için altın konusu, bankayla ilgili gündemler. Belki kredi çekeceksiniz, işte Merkür Boğa'dayken bunu değerlendirebilirsiniz. Bankayla ilgili olan işleriniz ve aynı zamanda yine yaratıcı fikirler aklınıza gelecek. Bu yaratıcı fikirlerden para kazanmak için uğraşacaksınız. Yani bu fikirlerden geri dönüşü, size maddi dönüşü nasıl olur? Bununla ilgili güzel fikirler, yaratıcı fikirler aklınıza gelecek ve bunu uygulamak isteyeceksiniz hayatınızda. Güzel sanatlarla ilgili eğitimler alabilirsiniz mesela. Güzel sanatlara işte yazılabilir, bir eğitim alabilir ya da siz zaten halihazırda bu tarz bir şeyle uğraşıyorsanız bunun eğitimini vermeye başlayabilirsiniz. Bu tarz enerjilerin hakim olacağı bir zaman dilimine giriyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, bakalım 15 Mayıs 2024 Çarşamba gününün mesajlarına bir bakalım. Mesaj ne söyleyecek bize? Çarşamba gününün mesajı. Geçmiş ya da çocukluk anıları, çocuklarla ilgili konular, geçmiş hakkında hayaller kurma dedi. Demek ki çocuklarımızla ilgili durumlar söz konusu ya da geçmişten gelen bazı kişilerle de karşılaşılabilir. Tekrar bir araya gelinebilir. Tekrar konuşulabilir. Tesadüf bir yerde karşılaşılabilir. Bu tarz enerjinin olduğunu söylüyor. Geçmişle ilgili durumların bugün hayatınıza tekrar bir dokunması söz konusu. 15 Mayıs 2024 Çarşamba diyoruz sevgili arkadaşlar. Para dedik, yine para geldi. Dinarların beşlisi. Sefalet ihtişamlı hükümdarın nurudur diyor. Burada bir yandan fazla para harcayacağımızı gösteriyor. Para kaybı söz konusu. Bir yere bir para ödemeniz gerekebilir. Aniden birdenbire beklemediğiniz, ya plan yapmadığınız bütçeyi sarsabilecek. Elinizdeki avucunuzdaki bir işte miktar paranın gitmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir. Bu kart aynı zamanda da bir sadaka vermeniz gerektiğini de bize mesaj olarak iletiyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, kimilerimiz için bir sadaka vermek, kimilerimiz için bir para kaybı, bir yere bir ödeme yapma gibi durumunuz söz konusu olabilir ve geçmişle ilgili bağlantılar, belki geçmişte unuttuğunuz bir borcu ödemek zorunda da kalabilirsiniz diyorum. Her iki kartın mesajını birleştirecek olursak da bazılarımız için de böyle bir mesaj. Evet sevgili arkadaşlar, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.